özelliklerinden biri çok kitap okumasıdır. Atatürk kitap okumayı çok sevenmiş. Eline birazcık para geçse kağıtlara ya da kitapların üzerine notlar alırmış. Askerlik vatandaşlık almış. Teşekkür ederim. Mecid teyze, bir kez de sen oku. Sizler de takip ediyorsunuz. Eline birazcık para geçmesi bununla kağıtları ya da kitaplarını askerlik vatandaşlık biyometre gibi kitap okur. Tamam. Okuduğunuz kalem yok kendi. Ben arkadaşımın altına mı yazıyoruz hocam? Evet, birinci sorunun altına yazıyorsunuz. Ne diyeyim? Yani, kitap alalım işte yazıyoruz. Tahtada benim yazdığım, sizler de yazıyorsunuz. Kalem yazmıyor. Kalem yazsana bana. Her yere ne götürülmüş? Kitap. Kitap götürülmüş. Okumayı öğrenirsen birisi her şeyi bilmiş olursun. Çünkü okumak, okur yazarlık bizler için çok önemli. En azından geldiğin gittiğin yeri biliyorsun. Ve de çocuklarına da yardımcı oluyorsun. Çok şükür, teşekkürler ediyoruz hocamıza. Bize güzel ilgi gösteriyor. Yani okumamız, yazmamızı yardımcı oluyor. Çok da memnunuz. Devam ediyoruz. Hayatıma ne kolaysa en azından kitap okuruz. Kendimizi geliştiririz. Yani bilmediklerimizi öğreniriz. Mesela bir hastaneye gidiyorsun, hangi kliniğe gireceğini biliyorsun, hangi doktora gireceğini biliyorsun, hangi odaya gireceğini biliyorsun. En azından 7-8'i öğreniyorsun. Yani isimleri Türk, okumayı yazmayı biliyorsun yani. Bundan güzel bir şey ne olabilir ki? Peki. Ben çok memnunum. Neden okula gitmemiştik? Tarlaya çok gönderdiler bizi. Pamuk toplamaktan, çapa yapmaktan tarlaya göndermediler bizi. Ne yapalım, nasip böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Kader kısmet, ne diyelim. Okuma yazma kursuna cahildik, hiçbir şey bilmiyorduk. Mesela hastanelere gittiğimiz zaman zorlanıyorduk, arabalara bindiğimiz zaman zorlanıyorduk. Çocuklar dışarıda okudukları için, dışarı çıktıkları için şehir dışına, onların yanına gitmekten zorlanıyorduk. Öyle işte, geldik, öğretmenlerimizden ve şeyden memnunuz. Çatpat okuyoruz, söktük okumayı. Güzel bir şey. Yani kitap okumayı çok severdim. Ve de okumayı çok severdim. Bundan sonra aç okuyabileceksiniz kitap. Ailenin büyüğü olduğum için. Bak girdik o zaman, onları okuyamadık. Onları okumadınız. Babam biraz yaşı da vardı. 50 senedir İzmir'deyim ama. Onun için başka. Çok istiyorum, kitap okumasını çok istiyorum. Ve de okumamı ilerletmesini istiyorum. Hastaneye, otobüslere zorluk çekmemek için. Güzel yani, seviniyorum. Kızımın biri Boğaziçi mezunu. Çok iyi, çok güzel. Akademisyen kendisi. Oğlan
Avay subay. Evet, eki de normal bu takdir o. Çocuklarımı okudum. Çok üzülüyorum okumadığım için ama. Şartlar onu gösterdi. Öğrenmeye çalışıyoruz işte. Okuma yazma güzel bir şey. Cahillik çok zor bir şey. Mesela hastanelere gidiyorduk, azar işitiyorduk. Hangi kapıya gideceğimizi bilmiyoruz. Evet. Yani okuma yazma bilmemek çok kötü. Cahillik çok kötü bir şey. Belki de özgürlüğümü elime alabilirim. Sadece o. En büyük başarım da oldu zaten. Çocuklarımı ilerletmek daha iyi olur. Kendimiz olmasa da kendimizi geçtik ama inşallah çocuklarımıza faydamızı görürüz. Size en güzel bir hediyemiz, armağanımız diyebilirim. Çünkü hemen karşıdan çıkıp karşıya giriyoruz. Uzak olsa zaten gidemem. Çünkü 3 tane öğrencim var benim. Fırsat buldukça geliyorum. Okumak tabii başka. Bir yere gidiyorsun. İsmini yazdığı doktora okuyup giriyorsun. Arabaya biniyorsun. Nereye ineceğini biliyorsun. Tabii başka okuma insanın. Ne bileyim, çocuklarım bile benim büyük olan okumak biliyor. Bir kızım, bir oğlum. Onlar biliyor. Çocuklar, iki doktorum var. Onlar yarım yamalak okudular. Gitmiyor okula. Şimdi söylüyorlar bana herkes. Koca kadın oldun. Ne işin var senin okula? Okumak neydi? Koca kadın ne alaka var dedim. İnsan sen gittiği zaman bir yere, bir okula, bir araba nereye gidiyorsun soruyorsun dedim. Evet. Oğlum bu araba nereye gidiyor? Ama okuman olsa hiç sormadan binip el kaldıracaksın, binince gideceksin. Hangisi daha iyi dedim. Okumak mı dedim, okumamak mı daha iyi dedim. Hı hı.